Kudüs köpeği itlaf ederler. Yani Kudüs köpek ortada dolaşırsa insanlara zarar verir. Bunu itlaf ederler. Bunlar kendi sonlarını kendilere hazırlıyorlar. Zaten onlara cevabı verenler veriyor. Allah-u Teala onlara da bize de hidayet versin. İBB'ye 557 tane terör örgütü mensubu işe alınmış. Sen neler düşünüyorsun? Zannettim 1453 tane alacaklar herhalde yani. Onlar tabii her şeyi şifreli yapıyorlar yani. Bugün de haberlere gelirken biraz baktım. 1 milyar küsür reklam parası ayırmış. İşte dün Cumhurbaşkanı da söylemişti. Yani bir şey yaptıkları yok. Aldıkları borç 23 milyar. Şu anda 61 milyara çıkmış yani. Sene sonuna kadar da 100 milyara öyle plan yapıyorlarmış yani. Ortada bir şey yok. Bu kadar borç. Ben zaten demiştim yani. Bunlar hizmet falan yapamaz. Bunun yerine gelecek adam en az bir dönem bunun borcunu ödemekten geçirir. Allah muhafaza yani. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor. Şimdi geçen gün bir kardeşimiz de söyledi. Biz dedi buna verdik ama pişman olduk dedi. İşte hem AK Parti'ye bir ders olsun dedi ama yanlış yaptık dedi yani. Neyse Allah-u Teala tabii kuru yaprağı boşa indirmediğine göre bunda da bir hayır var. İnşallah bu musibetten ders alırız. Ne diyor büyükler? Bir musibet bin nasihatten iyidir diyor yani. Allah-u Teala'nın kanunları olsa çok bereket olur. Ama bu zalimler şimdi Allah-u Teala'nın kanunlarını işlemiyorlar. Niye? O zaman kendilerini ilah yerine koyup insanları sömüremeyecekler. Onun için alleme diyorlar, kalleme diyorlar. Allah-u Teala'nın kanunlarını ortadan kaldırıp kendi kanunlarıyla insanları yönetmeye çalışınca hem kendileri yoruluyor hem dünyayı mahvediyor, fesat oluyor. Yani Allah-u Teala ne diyor onun için? Din yalnız benim oluncaya kadar, Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın diyor. Onlarla savaşma. Onlar karada, havada, denizde fitne çıkarlar. Bir an önce kendimize, aslımıza dönmemiz lazım. Biz ne zaman düzeleceğiz? Rabbimizi unuttuk. Emirlerini unuttuk. Şu anda insanlık şeytana hizmet eder durumda yani. Halbuki Allah-u Teala bize bir nefes vermese çatlarız, almasak patlarız. Bir nefes alışverişimizde Rabbimize iki can borcumuz var. Rabbimizin yanına giden yolu bize soracak. Kulum, yediğin içtiğin senin olsun, bana ne getirdin? Ne diyeceğiz ona? Ondan sonra diyecek ki hem benim hem senin düşmanın olan lainin yolunda mı kullandın nefeslerini? Yani burada çok düşünmemiz lazım yani. Büyükleri dinlemek lazım. Dini konuda zayıf olduğu için insanlar düzelmesi mümkün değil yani. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Allah-u Teala insanları asil olan ruhtan yarattı. Cesedimiz buradan verildi yani dünyadan. Ruhlar aleminde biz 50 sene bekletildikten sonra dünyaya gönderildik. Burada vücut verildi yani. Kaporta eklendi diyelim ona yani misal olarak. Teşbitte hata olmaz inşallah. Peygamberimiz ne diyor? Kuş çift kanattan uçar diyor. Maddiyat lazım olduğu kadar maneviyat da lazım. Şimdi üç öğün yemenin bir yerde farz sünnet vacip olduğunu duymadık, okumadık. Hiçbir hocadan duymadık ama Allah-u Teala 5 vakit namazı farz kıldığına göre demek ki ruhumuzun gıdası daha elzem olduğu için manevi gıdalarını bilemedikleri için, alamadıkları için depresyona giriyorlar. Düzelme yerine bozulma çoğalıyor yani. Şimdi yol düzgün olmasa araba, şoför ne kadar iyi olursa olsun oraya vuracak, buraya vuracak, şarampole yuvarlanacak ya uçuruma düşecek yani. Allah muhafaza yani. Yol bozuk yol. Mutlaka bir hocanın dibine günün belli saatlerinde oturmak lazım. Bugünkü gençleri nasıl yapıyorlar, bu hale sokuyorlar? İnternetten onları üflüyorlar yani üfleme yapıyorlar. Gençler de tabii maneviyatı bilmediği için onları bu üflemelere kanıyor. İki arada bir derede kalıyor. Şaşırıyorlar ve nihayetinde nefis onları esir alıyor. Bunalıma sokuyor yani. En azından siz gücünüz var alıyorsunuz. Bu sefer diğer çocuklar imreniyor. Onlar da gidiyor evde huzursuzluk çıkarıyor. Siz çocuğu azdırmış oluyorsunuz yani. Çocuğun her istediğini yapmaktan o çocuğu azdırmış oluyoruz Allah muhafaza yani. Birbirimizi önce sevmemiz lazım yani. Ne diyor şair? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Adem babamız 300 sene ağlamıştı cennetten kovulunca. Baktı ki peygamberimizin ismi Allah-u Teala'nın isminin yanında. Ha orada kafayı çalıştırdı. Ya Rabbi dedi beni Muhammed'in hürmetine Allahu Teala memnun olalım. Onun hürmetini affeyle dedi. Şimdi peygamberimizin yaratılan ilk nur, Allah-u Teala kendi öz nurundan peygamberimizi yarattı. Bizi de onun nurundan yarattı. Biz peygamberimizin haricinde hiçbir iş yapamayız. Yani onu her konuda örnek almamız lazım. Yahudiler diyorlar ki biz 100 küsür sene öncesine kadar ne yapsak hamur tutturamıyorduk. İstedikleri serveti, dünya hakimiyetini sağlayamıyorlardı. Dediler ki biz Muhammed'in dinini kabul etmiyoruz ama onun 1400 sene önce yaptığı bir ticaret şekli var. O ticaret
şeklini, o disiplini alalım, bu yüzyıla uyarlayalım dediklerini yaptılar. Dünyayı yöneten holdingleri, trustları kurdular yani. Yani burada ne anlıyoruz? Allah-u Teala Peygamberimize ne diyor ayette? Ey Habibim, beni sevdiğini iddia edenler hemen sana tabi olsunlar ki ben de onları seveyim, günahlarını bağışlayayım. Peygamberimizi hesaba katmadan bizim yaptığımız her şey boş olur, hatta musibet olur, Allah muhafaza yani. Sokrates de öyle diyordu. Ben diyordu bulurum Allah'ı ama bulamadı. Sonunda da itiraf etti ama ne yazık ki dedi Rabbimin yanına elim boş gidiyorum dedi yani. Allah-u Teala kainatı yüzüsü hürmetine yarattığı peygamberimize biz uymamız lazım. Kafir bak aklını çalıştırıyor. Çünkü Allah-u Teala peygamberimizi zahiri alanda, dini terimden hem batını alanda, hem madde alanda, hem manevi alanda önder yapmıştır. Yahudi de en son bunu uygulamıştır da bugünkü tıraşları kurmuştur yani. Ne yapıyorsak maya tutturamıyorduk diyor. Ama peygamberimizin 1400 sene önceki ticaretini aldılar, bu asra uyguladılar. O zaman diyor maya tutturduk diyor. Ne diyor Allah-u Teala peygamberimiz için? Levlâke levlâk ve mâ halaktül ehlâk. Ey Habibim, ey Habibim, sen olmasaydın diyor ben felekleri, alemleri yaratmayacaktım diyor. Diyor ki adam, inşallah diyor şeriat gelmez. Çok büyük bir küfürdür. Şeriatı kötü bir şey zannediyor. İlk önce şeriatı kelimesini kullanmaktan kendisi hem korkuyor hem utanıyor. Allah muhafaza yani. Neden korkuyor? Başkaları bana tepki gösterir diye korkuyor yani. Bu insanı yaratan Allah-u Teala onun nasıl yaşayacağını bildiği için en güzel din olarak size diyor İslam'ı seçtim. Yani size şeriat üzere, fıtratınız üzere yaşamayı diyor ben size uygun gördüm diyor yani. Kur'an-ı Kerim kitabı bizim yaşama, kullanma kılavuzumuzdur yani. Şimdi sen bir şu kadar cep telefonu alıyorsun, bir sürü kağıtlar var onda değil mi? Veyahut başka bir alet alıyorsun, bir sürü talimatlar var. Sen bu aleti diyor buna göre kullanırsan diyor uzun müddet kullanırsın, istifade edersin. Ama ona göre kullanmasan ne olur? Çabuk bozulur, verim alamazsın yani. Mesela şimdi şöyle de bir örnek verelim. Bak trafiğin bir düzeni var. Bak burada kırmızı ışık yanıyor. Biz geçiyoruz. Ondan sonra yeşil yanıyor. Arabalar geçiyor. Bu düzen olmasa bu trafik böyle düzgün akar mı yani? Her an bir kaza olur, Allah muhafaza yani. Allah-u Teala ne diyor? İnsanoğlu biraz aceleci ve namkör yaratılmıştır diyor. İmtihan gereği Allah-u Teala her şeyi hikmetinden yapıyor tabii. Biz Allah-u Teala bizi niye aceleci, namkör yarattın diye biz kızamayız. Öyle bir hakkımız yok yani. Dünyaya ham geldik. Yunus'un dediği gibi hamdım, yandım, piştim, oldum. Bunlar hep bir kademe kademe eğitim meselesidir. Şimdi Allah-u Teala mesela kainata ne koyduysa onu insana manevi olarak da koymuştur. Topraktan mesela demir maddesi ne derdir? Üsttedir, en üstte. Onun altında ne var? Bakır. Onun altında ne var? Gümüş. Onun altında ne var? Altın. En derinde mağmada, dünyanın ortasında o bilim adamlarının dediği gibi 600 bin santigrat ateş var. Dünyaya sera etkisi yapıyor. O mağmanın üstünde elmas. Yani o yana 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 elmas oluyor. En kıymetli taş oluyor. İnsana temsil verirsek aslında en büyük elmas insandır. Niye? Allah-u Teala insan için ne diyor? Ben insanı eşrefi mahluk olarak yarattım. Yani en şerefli mahluk. Ama insan Allah-u Teala'nın emirlerini sünnet üzere yaşamayınca, öğrenmeyince ne oluyor? Allah muhafaza belhum adal durumuna düşüyor. Yani hayvandan daha aşağı düşüyor, onu anlamıyor yani, Allah muhafaza. O zannediyor ki ben kafama göre yaşıyorum diyor. Zevk içinde yaşıyorum diyor. Peygamberimiz diyor bir zaman gelecek, kişi diyor sebepsiz insan öldürecek. O zaman diyor siz ölen olun, öldüren olmayın diyor. Öldüren niye öldürdüğünü bilmeyecek, ölen de öldüğünü bilmeyecek. Allah muhafaza.